Herkese merhaba. Tonguç Evladım'da periyodik tablonun ikinci kısmını yapıyoruz Tonguç Evladım sana. Eren, periyodik... Hocam birinci kısmını çok beğendim hocam. Bu videoyu çok defalarca izledim. Tebrik ediyorum seni. Harikasın. Şimdi ikinci da merakla bekliyordum. İkinci Geldi kısmında artık ne olabilir sence evladım? İkinci kısmında hocam birinci kısmın tekrardır kesin. Bak metaller, ametaller ve yarı metaller var. Aa, Üçünü de anlatacaksın sana. Hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Şimdi elementleri üç ayırıyorduk. Metaller, ametaller, yarı metaller. Bak şunu unutma Tonguç. Periyodik tablo tabloyu çizdiğimiz zaman sol tarafta, sol tara, bak bu sınavda da çıkabilir. Sol tarafta genellikle metaller bulunuyor. Arada yarı metaller bulunuyor. Ee, şeyde ise evladım, e, sağ tarafta ise ametaller bulunuyor evladım. Anlaştık mı evladım? Anlaştık. Bunu bilmek zorundasın. O zaman metal, ametal, yarı metal periyodik tabloda bulunuyor ve bunların yerlerini bilmek zorundasın. Bak Peki metaller deyince aklınıza ne gelecek? Bak Tomuş çoğunluğu civa hariç katı haldedir Tomuş. Civa'yı hiç eline aldı mı Tomuş? Böyle <laughs> oynarsın. Civa böyle garip bir yapısı vardır Tomuş. Gridir ve parlaktır. Ama zehirlidir. Aman dikkat Aman dikkat et. Eline çok fazla tutmamaya çalış. Şimdi bak. Metaller parlaktır Tonguç. Mesela düşünsene hani alüminyumu düşün, civayı düşün. Parlaktır bunlar. Ve ışığı yansırlar değil mi Tonguç? Evet hocam. Peki aynı zamanda bak Adam ne yapmış? Çarpılmış. Görüyor musun? Gözler dönmüş bir tarafta bir tarafta. Evet, Dolayısıyla elektrik ve ısı iletirler Tomuç. Metal kaşığı çayın içine batırdığın zaman elin yanmaz mı elin metal kaşığı? Tomuş. Evet öyle. ısıyı iletiyor. Elektriği de iletir. Elektrik kabloları neden yapılır? Metallerden yapılır. Bunu biliyorsun. Aynı zamanda metaller tel ve levha haline gelirler Tomuç. Tel ve levha haline gelir. Ne demek evladım? Mesela benim cep telefonum. Bak şimdi. Mesela şu telefona bakar mısın? Bu metalden yapılma. Aa. Levha haline gelmiş. Levha dediğimiz şey işte bu levha. Anladım. Tel haline. Bakır teller var mesela. Bak şu hale geldi. Peki tel ve haline getirilebilirin e, Türkçesi ne aslında biliyor musun Tonguç evladım? Nedir hocam? İşlenebilirler demek. Ha iş, Yani her türlü işlem yapılabilir ha. üzerinde. İşlenebilir. İşle, i̇şleme e, açık. Yani ısıtıyorsun mesela metal eritiyorsun. Hatta Tonguç Bak metallerle ilgili şunu bilmemiz gerekiyor. E, periyodik tablonun sol tarafında bulunurlar. Sol tarafta bulunurlar. Aynı zamanda metaller genellikle katyon oluştururlar. Katyon oluşturabilmesi için ne yaparlar biliyor musun Tonguç evladım benim? Bilmiyorum hocam. Elektron verirler Tonguç. Aa. Heh, i̇şte bunları da bilmemiz gerekiyor. Metaller deyince o zaman ne yiyeceğiz? Katyon. Bak e, Kemal'den akna gelsin. E, hatta ne kıymalı Ne alakası var diyeceksin. <laughs> e, ka, katyon deyince aklımıza metal gelecek aklıma. Öyle tamam, mi? Süpersin. Peki a metal deyince aklımıza gelecek. Parlak değildir Tonguç. Peki parlak değildir. Işığı yansıtmazın. Türkçesi aslında ne biliyor musun Tonguç? Mat. Mattırlar Tonguç. Işığı yansıtmaz. Hocam benim Aynı Şahin'im var. var. Ee, babam aldı. Şahin aldı. Şahin evet. Yolu, Şahin. Ee, mat oyuncak kaplama Şahin. Oyuncak değil. Gerçek aldı hocam. Ucuz olduğu için oyuncak değil. Gerçeğini aldı. Ve mat kaplama yaptım hocam. Oha süpermiş. İyi bari hadi bakalım. Peki ısı ve elektriği iletmez. Bak elektrik iletilmiyor Tomuş. Isı da iletilmiyor. Ameterler periyodik tablonun bak sağ tarafında yoğunlukta bulunuyor. Sadece bir tane istisna hidrojen ameteli var. Sol tarafta bulunan. O da istisna olduğu için hatta bazı periyodik tabloda ayrı gösterilir. Aa, hidrojen ama. Yani. ama sağda bulunurlar ameterler. Ve aynı zamanda Tonguç tel ve levha haline gelemez Tonguç. Çünkü e, işlenemez bunlar. Bunlar kırılgandırlar. Kırılgandır yani işlenemez diyoruz. Anlaştık mı evladım? Evladım ne yapıyorsun? Ne, neredesin sen? Şimdi bak aynı zamanda ametaller ne yaparlar biliyor musun bak Tonguç? Anyon oluştururlar. Anyon ne demek Tonguç? Anyon hocam kamyonların kasasının çıkarılmış hali. Hayır ne alakası? <laughs> Kamyon, anyon. Anyon dediğimiz zımbırtı elektron Alır demek Tomuz. Bak anyon elektron alan şey. A, A'dan akla gelsin. Anyonlar elektron alır ve iyon olarak anyon şeklinde bulunurlar. Ben yarı metallere bakalım mı? Evladım yarı metal deyince aklına geliyor? Hocam ben mesela yüreğimin yarısı demir hocam ama vücudumun diğer kısmı su evet, ve yağ. Vay. Yarı metal deyince aklına silikon gelsin evladım. Senin hakkında kalabilir bu. Silikon vücudunun herhangi bir tarafı silikon değil hocam. Magazincilerin söylediği her şeyi alacağım hocam. İşte Hayır saçmalama evladım. Silikon bak bor silikon bunları görünce hemen aklınıza gelecek yarı, yarı metal. Yarı metal gelecek. Şimdi peki bunların özellikleri nedir biliyor musun? Bak parlak ya da mat olabilirler Tomuş. Hani metaller parlaktı. E, ametaller mattı. O zaman bunlar da arada bir yerde. Parlak ya da mat olabilirler. Peki elektrik ve ısıyı nasıl yapabilirler? Elektrik e, ve ısıyı biraz iletirler Tonguç. Tamamen iletmezler. Biraz iletmezler. Metalik özellik var ya tam iletmezler ama biraz iletebilirler. Yani biz bunlara ne diyoruz biliyor musun Tonguç? Yarı iletken diyoruz. Tam iletken değil bunlar. Peki e, evladım şunu da bilmemiz gerekiyor. E, bak yarı metaller periyodik tablonun orası ara, arasında bulunuyor evladım. Anlaştık mı? Yarı metaller. burası Bu tarafta ne vardı hatırlıyor musun Tonguç? A metaller vardı. Bu tarafta ne vardı Tonguç? Metallerden yani. arasında ise yarı metaller yarı bulunuyor. Metaller. Bunu unutmayacağız. Tonguç evladım, ee, o zaman bunlar bazı özellikleri bakımından metal gibi, bazı özellikleri bakımından ametal gibi Zaten bunlar. Zaten o yüzden edemem. yarı metal edin almışsın. Harika, canım. süpersin. Peki bunlar tel ve levha haline getirilebilirler, Tonguç? Tel kadayif. İşlenebilirler. E, bu, bu özellikleri bakımından metallere benziyorlar vesaire vesaire. Peki. Buraya bakarsak eğer grupları adlandırırsak periyodik tablonun sol tarafında hani metaller var demiştik ya. Bu grup yani 1A grubuna ne ad ediyoruz biliyor musun evladım biz? Alkali metaller diyoruz. Alkali metallerde niye ben buraya hidrojeni yazdım? Çünkü bu metal değildi hatırlıyorsun değil mi? Hatırladım. Burada istisna var onu unutmayalım. Bu 2A grubuna ne diyoruz biliyor musun evladım? Bu da özel bir ad. Toprak alkali metal diyoruz Tonguç. Zor mu evladım bunlar Hayır senin hocam, için? Hayır hocam değil. Bak tam görüyor musun? Toprak alkelimetre. Tam. Evet, tam bir şekilde burada iki ağda bulunuyor. Peki bu en sağdaki 8A grubuna ne diyoruz biliyor musun evladım? Soy gazlar diyoruz evladım. Bunun diğer bir adı da adı da asal <laughs> gaz diyorum evladım. Aa, asal asal sayılar gibi. Süper asal sayılar gibi ve şiş, buradaki Asirler. harika 7A grubuna da ise biz halojen diyoruz Tonguç. Ha xenon far. Halojen dediğimiz zımbırtılar genellikle F2, Cl2, Br2, I2 gibi birleşik halinde, bütün halde bulunurlar. Anlaştık mı Tomuç? Anlaştık hocam. Süpersin. Peki aynı zamanda e, şunu da bilmemiz Buyurun gerekir. Hocam. Bir şey daha atlamayayım. Bak alkali metaller artı bir yük alırlar Tomuç. Tamam hocam. E, yani katyon olurlar unutma. Toprak alkali metaller artı iki yük alırlar Tomuç. Halojenler eksi bir yük alırlar Tonguç. Soy gazlarsa yük almazlar çünkü kararlıdırlar. He. Kararlı oldukları için bileşik yapmazlar Tonguç. Bileşik yapmazlar. yapmazlar diyoruz ve bitiriyoruz evladım. Ödülü sorumuzu yap cevaplara gönder evladım hiç çözemiyorsun. Tonguçadam.com'da video yağmurumuz devam ediyor. Yağdır, Yağdır mevlam harikası. Yağdır mevlam video bile, bile. harikasın. Bu videoyu like etmeyi unutmayın. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada evladım süpersin.